Her şey yolunda mı? Mutsuz olan var mı? Mutsuz. Ben güzel. Marmaris'ten Aslı Ataklı, sevgilisi, nişanlısı Ümit Deveci için buraya Marmaris'ten bal getirmiş. Onun da selamlarını getirmiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bir arkadaşımız çok güzel bir yeri Mustafa Kemal Atatürk kravatı getirmiş. Çok çok teşekkür ediyoruz ona da. Sağ olsun, var olsun. Bir arkadaşımız annemle benim resmimi çerçeveletmiş, getirmiş. Arkası da Eyfel. Evet. Ya. Geçen hafta çektirmiştik. Bir de yüzük yapmış, getirmiş. Vallahi kim bu arkadaş? Nerede? Bu arkadaşımız? Orada. Orada. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Ufaklık seyrediyor mu programı? Eğer uyumadıysa seyrediyordur kızım. Kaç yaşında şimdi? Aden 7 yaşında. Karnesini de aldı 2,5 yıl falan. O heyecanı yaşadık. Sömestr tatili, evet, şey de var. Aynen öyle. Bıcır bıcır bir kız çocuğu. Nasıl bir şey abi? Yani o pop ikonu olmaktan bir baba ya gelmek, evet, yani. Çok acayip bir duygu tabii ki. Tedirginliği de beraberinde getiriyor biliyorsunuz. Evlat sahibi olanlar işte onu bir yetiştirirken ne olacak, böyle kaygılarla doluyorsun. Lakin müthiş yeni jenerasyon olduğu için öyle bir enerji veriyor ki bana. Müzik yaparken daha şevk alıyorum. Beraber oyunlar oynarken şevk alıyoruz. Böyle şarkılar söylüyor. Bazen kızımı hayranlıkla izlerken buluyorum. Hayata kendimi. İkinci kez bağlanmanın sebebi. Kesinlikle eve gelmenin sebebi, hayata bağlanmanın sebebi. Herkesin evlatlarını da buradan Allah korusun diyorum. Olmayanları da artık biraz nasip ediyoruz inşallah. İnşallah. Ama çok heyecanlı. Sana dönmedim bile farkındaysan. Çünkü herkes yani... Üzülüyorum abi. Herkes sana doğru dönüyor. Yani herkes kendi kararıdır. Asla benden öyle bir şey bekleme. Senin tercihindir. Bir şey söyleyeceğim. Herkes sana aşıktı. Bebeto. Yani gerçekten, eyvallah, çok acayip bir adamsın. Hala da öylesin bence. Kızın kime aşık demeyeyim de kızın kimin hayranı? Çok çeşitli müzik dinliyor abi. Yani farklı farklı ama özellikle bir hayranı olduğu bir kimse yok. Yani YouTube'da izlediği kişilere... Ama hayranlık beslediği sana biri şey yok. Çok da fazla dizi yeni... seviyor yani. Dizi acayip dizi zaten seviyor. Yani müzikte çok fazla yeni bir şey çıkmıyor. Doğru, yani doğru. Çok böyle 40 yılda bir falan bir şey çıkıyor. Aynen. Şimdi dizi film oyuncuları çok fazla, diziler çok fazla. Aynen öyle. Bir de enteresan bir şekilde şimdi senin kızın yaş grubu Enes Batur hayranı. Gibi, evet, evet. Değil mi? Yani onları. YouTuber hayranı. Doğru, doğru, aynen öyle. Gittiler mi Enes Batur'un filmine? Hayır, gitmedi. Gitmedi, evet. Ama yani... Ay gidebilir de canım. Gidebilir de tercih meselesi ya yani. Ya çok değişik böyle bir sanat ortamının içinde olduğu için abi. Evet. Böyle kendi beğenileri falan, böyle başka beğenileri var kardeşim. Abi, enteresan değil mi Çağlar? Yani bir yeni bir yani sizin yaptığınız filmler var. Şimdi bir de yeni bir jenerasyon daha çıkıyor. Yani bir YouTuber filmleri değil mi biçim? Bir tanesi, evet, acayip gişe yaptı. Bundan sonra da, evet, gelecek. Ne diyorsun onlar için? Ya geçen aynı şeyi konuştuk. Enteresan yani... Ya çok uzar gider falan. Evet, başka, evet. Hakikaten. Ama yani bizim yakalamamız gereken bir şey var demek ki orada. Yani bizde olmayan bir şey var ki bizim bilmediğimiz bir yön var ki onun da alıcısı, onun da seyredicisi var. Bizim de belki orayla bir iletişim kurmamız gerekiyordur. Yani aslında herhalde bizim program da oraya doğru gidiyor. Yani ben bugün sizi bir programa konuk olarak aldım ama niyetim normalde YouTuber almak. Yani sizi almak değil. Nihayetinde yani çok daha fazla reyting yapıyor YouTuber'lar. Çok daha öyle. Yani şimdi bir YouTuber'ı görseydik şurada iyi değil miydi? Ama ne yazık ki olmadı. İşte sizle beraber... Kısmetliymiş. Burak mesela bugün şarkı olarak mesela seni almayı düşünmüyordum. Gerçekten. Biliyorum, biliyorum. Yani YouTuber olsaydım değil mi? Var çünkü olurdu? Bak benim bugün alacağım bir arkadaşımız vardı. Gelemedi, gelmek istemedi daha doğrusu. Allah'tan yani, gelememiş. Çünkü fazla popüler. Bir izleyelim bu yeni arkadaşımızı. YouTuber değil ama bir sosyal medya fenomeni mi diyelim? Neden bir şey var yani. Anneannem yapmış kıymalı dolma. Anneannem yapmış kıymalı dolma. Tadı bir harika, tadı bir harika. Yanına da koymuş yoğurt, yanına da koymuş yoğurt. Tadı bir harika, tadı bir harika. Yedim yedim doymadım, yedim yedim doymadım. Yedim 9 tane yedim kıymalı dolma, 9 tane yedim kıymalı dolma. Bu lezzete asla hayır diyemem. Kıymalı dolma, kıymalı dolma, kıymalı 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 dolma.
Evet, evet. Umarım gerçekten de işler buradan yürümez yani. Yani gerçekten işler buradan yürümez yani. Çünkü gerçekten çok izleniyorlar falan filan, tıklanıyorlar bir sürü şey. İş bu tarafa doğru giderse çok garip bir yerlere gidebiliriz. Alayım cep telefonlarınızı. Aha. Arkadaşlar. Gerçekten mi ya? Evet, gerçekten. Bakayım abi. Şu anda ilk mesaj atan, yani son, size son gelen mesajları bir buradan bir okuyayım. Evet. Leyla Lidya Tuğutlu'nun daha fazlası için dokunun yazmış. Ha o şey. Ha pardon ya. O nedir ya? Pardon, pardon. Pardon. Tamam. Pardon, o WhatsApp'ın kendi şeyiymiş. Ne yazmış? Bir dakika. Aşkım ne? Vay, yok, yanlış ya. Hayır, hayır aşkım. Ya bırak. Çok sevindim. Ay çok sevindim. Hiç açık falan da durmuyor. Üstü gayet usturuplu. Rahat. Şimdi elbiseyle. Rahat rahat elbiseyle otur demiş yani. Evet, peki tamam. Elbiseyle ilgili gelmiş. Çağlar'a evet, üstü çok usturuplu duruyor. Gerçekten yakışıklı benim kocam bir kere demiş. Evet, eşinden gelen mesaj. Bir de biz bakalım gerçekten bu mu gelmiş? Al kendin bak istersen son gelen mesajına. Aa çok iyi ya. Annem. Annesi, canım hepiniz harikasınız, kutlarım. Ne kadar efendi mesajlar gelmiş. Bu nedir ya? Evet. Sen mesajı seç, sonra gösterirsin bana. Aa beyaz. Evet, bize bir selfie ile şu anda selfie çektik. Bak. Evet. Geleni gösteriyorum son abi. Son gelen mesaj, bakacağım abi. Valla en son bizim Aşk Yeniden grubundan Nazlı ablam, Nazlı Tosunoğlu. Ahali Buğra Beyaz Şov'da diye. Ahali Buğra Beyaz Şov'da. Abi böyle çok WhatsApp grubunuz var mı? Var, oluyor evet. Evet, çıkamadığın grup oluyor mu? Girip çıkamadığın grup? Yani çok enteresan bir konu o ya. Yani grubun içindesin evet. Yani işte bir süre... Yani işte arkadaşların orada, bazen çok fazla hakim olamıyorsun oraya. Çıkmak istediğim gruplar oluyor ama çıkamıyorsun, ayıp olur diye çıkamıyorsun. Aşk Yeniden grubuyla ilgili söylemiyorum bunu yani, başka gruplarla alakalı. Ama abi cep telefonu dertlerine bak, konuştuğumuz şeylere bak yani. Neyi? WhatsApp grubun var mı, giriyorsan çıkabiliyor musun? Artık bu dönemin konuları bunlar yani, telefon bozuldu evet, evet. Pirince yatır. Falan yani. Bir garip garip işler. Bir arkadaş yazmış. Onlar da demiş telefonla gece böyle konuşurlarken telefon suratlarına düşüyor mu yazmış falan. Hani böyle garip şeylerimiz var. Bir haber bültenimiz var bu telefonlarla ilgili. Onu bir izleyelim, sonra devam edeceğiz. Alıyor muyuz geri? İyi akşamlar sevgili izleyiciler. WhatsApp gene can yaktı. 3 yıl önce eklendiği WhatsApp grubundan insanları kırmamak için bir türlü çıkamayan Şahin Kıyısız Göl zor günler yaşıyor. Grup üyelerinden birkaçını sima olarak tanıdığını ama merhaba merhaba fazla bir muhabbeti olmadığını söyleyen Kıyısız Göl, yanlışlıkla eklediler herhalde beni. Önceleri bir bakayım ne konuşuyorlar, sonra çıkarım dedim. Ama zaman geçtikçe muhabbet sardı, çıkmak zorlaştı diye konuştu. Birçok kez gruptan çıkmayı denediğini ancak ayrıldıktan sonra Şahin gruptan ayrıldı yazısıyla daha çok dikkat çekeceği için yapamadığını söyleyen Kıyısız Göl yetkililerden yardım bekliyor. Lütfen yardım edin, ben şu an çıksam her şeyi biliyorum, peşime düşerler, hesap sorarlar benden. Lütfen siz yardım edin. Öldür, yaşatmazlar beni. Sevgili izleyiciler, WhatsApp'ta yazıyor. Yazıldıktan sonra bir türlü gelmeyen mesaj hala ısrarla gelmiyor. Yaklaşık 67 gündür B'ye adlı bir kıza WhatsApp'ta mesaj atan ve hemen ardından yazıyor, sonra arada bir çevrim içi, bir yazıyor, şimdi çevrim içi, heh yazıyor, görüp de ambele olan, bir türlü cevap alamayan DG'ye komşulara bakıyor. WhatsApp'ta her kelimeyi yazdıktan sonra enter'a basarak tek cümleyi 10 mesajla gönderen çete çökertildi. TDK'nın talebi üzerine yapılan baskında insanların zamanlarını çalan ve buldukları bu Çin işkencesi metoduyla birçok kişiyi delirten çete üyeleri kıskıvrak yakalandı. Çete üyelerinden RT yaptığı açıklamada vallahi enter, hiç enter, böyle olacağını enter, düşünmemiştik enter dedi. Şartlı olarak salıverilen çete üyelerinin sevdikleriyle yalnızca konuşabilecekleri ama yazışamayacakları bildirildi.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,